Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantu. Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz ve her salı olduğu gibi strateji Selçuk Güneşler'le birlikte yine grafiklerimizin önündeyiz. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk Perihan Hanım, teşekkürler. Evet, şimdi bugün biraz sakin bir gün aslında piyasalar için. Hem içeride hem de dışarıya baktığımızda çok önemli bir veri yakışı yok ama yarın ABD tarafından enflasyon rakamları gelecek. Haliyle enflasyon rakamları geleceği için iki önemli şey konuşacağız. Dolar endeksi. Diğer taraftan da tahvil faizleri ve tabii ki bunun da piyasaya yansıması. O yüzden yarına herkes hazırlıklı olsun diye biz biraz daha bu işin teknik tarafını konuşacağız. O yüzden bugün ABD 10 yıllıklarla ve dolar endeksiyle başlayalım istedim. Burada çok sert bir dalgalanma yaşıyoruz. Bu dalgalanma noktasında da aslında çeşitli uyarılarınız olmuştu ama burada şunu da sormak istiyorum. Bir çanak oluşturduk, geri mi dönüyoruz, kulp mu yapıyoruz? Aylık bir grafik. Çok uzun vade konuşuyoruz tabii. Tahvil. Tepe ve dibin 78.6'sının üstünde, hocamızın da kulağı çınlasın, çanağını da tamamladı. Ondan sonra geri çekilip acaba bir kulp mu, fincana kulp mu takacağız hikayesiyle bir düzeltme süreci yaşadık yaklaşık 3 haftadır, 3,5 haftadır. Perihan Hanım, bizim üstüne çıktığımız 78.6 diren seviyesi 2.62'den geçiyor. Dolayısıyla hem 2.62'den geçen Fibonacci desteği hem de 8 aylık ortalamamız olan 2.52. Bakın bu ay Amerikan tahvillerinin yaptığı en düşük 2.51.60 bir 8 aylık ortalama. Dolayısıyla yarın gelecek data ve akabinde Amerikan tahvilleri 2.52-2.62'lerin altında kapanış yapabilirse, bakın çok net söylüyorum, 0.40'dan beri başlattığı çıkış hareketini kısa vade olarak düzeltmeye sokacaktır. Ve bu düzeltmenin de hedefi 2.13 olarak genişleyecektir. Ancak yarın gelecek datayla beraber 2.52-2.62 destek bölgesinin altında kapanışlar olmadıkça önümüzdeki haftalarda katilin olay yerine yani 3.26 ve veya üstüne doğru yeniden tabiri caizse bir dellenmesi, bir coşkuya kapılma ihtimali olabilir. Bunu trading tarafından bakacak olursak 3.62-3.52 seviyesini ana destek ve pivot seviyeleri olarak okuyacağız. Düzeltiyorum, evet özür dilerim. 2.52-2.62'leri pivot destek olarak okuyacağız. Buraların kırılması durumunda 2.13 hedefiyle downtrade'e döneceğiz. 2.52-2.62'nin altındaki bu bölgenin altında kapanış olmadıkça 3.13-3.26'lara doğru yeniden tahvillerde bir yukarı yanlı kıpraşmayı önümüzdeki günlerde görebiliriz. Görebiliriz. Tabii ne yapacağız? Bunun da etkisi olarak aslında akabinde piyasa tarafında özellikle borsalar tarafında da bir baskı izleyebiliriz değil mi? Bugün yurt dışı borsalarına çok yer vermeyeceğiz yani grafik anlamında ama aslında oradaki tamamen tarafı da sormak istiyorum. Yani bu yükseliş bir tepki mi yoksa yeni bir trend başlangıcı mı? Bir de arkadaşlarımdan lütfen rica ediyorum bir fiyat verebilirlerse biz çünkü hiçbir şey görmüyoruz. Dow Jones'la ilgili söyleyeyim. Bu 32.900-33.000 bölgesinde önemli bir düşen trend direncimiz var. Geçen hafta sonundan beri ve bu hafta bu direncin üstüne doğru çıkma, hani orayı yukarı yönlü kırma ile ilgili bir kalkışma içinde, olumlu anlamda. Dolayısıyla yarın gelecek olan data bu karar için elbette ki temel taraftan çok besleyici olacak. Dolayısıyla eğer Amerikan borsası özellikle Dow Jones'u bu haftanın devamında ve haftanın kapatışında 32.900'ün üstünde kalıp kalmadığına bakacağız. 32.900'ün üstünde kalması durumunda bir sonraki hafta için kuvvetli iyimser olunabilir. Dikkat! 32.900 geçilmezse bu hareket bir tepki olarak kalacak ve yeniden 31.900
29.600 bandına doğru bir satışla karşılaşacak Amerikan borsaları. Dolayısıyla trading tarafında 32.900'ün üstünü yukarı yönlü, 32.900'ün altında kaldıkça bir miktar yukarı hareketlere, en azından 32.900'ün üstünde birkaç gün kapanışı görene kadar temkinli bakmakta doğru bir disiplin olur. Peki hemen o zaman dönelim buradan akabinde dolar endeksine bakalım. Burada biraz sakinledik. 106 seviyesinin üzerindeyiz. Paritede ne yapıyor? 1.02'nin bir altı bir üstü haliyle dolar endeksinin seyrine göre değişiyor. Evet. Grafiğimiz haftalık. Bununla birlikte dolar endeksini anlayalım ki içeride bir de dolar Türk lirasıyla bir kombinasyon yapacağız. Yatırımcılara bir şey izah etmek istiyorum. Daha doğrusu bir görsel bir temayı anlatmak istiyorum. Biraz önce Amerikan borsasında ne yaptık? Amerikan tahvillerinde dedik ki, çanak yaptı, ikili tepeden bir hafif geri çekilme olup bir fincan yapıyor, bir kulp arayışı. Ondan sonra yukarı gidip gitmeyeceğine 2.52-2.62'ye karar. Yapılmışı var. Yapılmışı. Hani öyle diyor ya bizim Cem Yılmaz. Burada olmuşu var. Yani olmuşu var. Dolayısıyla burada Amerikan tahvillerinde şu anda 106.05 bu arada, hatırlatalım. Kısa vade 106 seviyesi oldukça önemli olmaya devam edecek. Özellikle 106'nın üstünde kalmayı başarabilirse, ki başarabiliyor özellikle bu hafta, 106'nın üstünde kalmayı başarabilirse tekrar 107.98, yani Fibonacci 1272, yani 12.72'nin üstünde oraya doğru, 107.98'lere doğru 106'nın üstünde yukarı gitme arzusunu devam ettirmek isteyebilir. Fakat bugün bir miktar zayıflama oluştu. Elbette ki yarınki data çok önemli olacak. Yarınki datadan sonra DX'e 106'nın üstünde kalıyor olması veya kalıp kalmadığının görülmesi 107.98'lere doğru bir long trade sinyalidir. 106'nın altında kalınması ise, silebilir miyiz? Tabii. Bakın, burada yaklaşık 93'lerden beri Perihan Hanım, tüm geri çekilmeleri üstünde taşımış olan bir 21 haftalık ortalamadan bahsediyoruz. 103,5. Tamam mı? 106 doların üstünü 107.98 hedefli uptrade, 106 altının altındaki kapanışlarda da 103,5'lara doğru düzeltme yönünde böyle bir downtrade stratejisiyle okuyacağız trading anlamında. 103,5'un altı olursa ne olur? Ama 103,5 kırılmadıkça maalesef 107.98 ve hala 113 ihtimali masadan kalkmış olmayacak. Bu 107.98 veya 113'lere doğru uptrade oynayan bir yatırımcı varsa mutlaka ve kata 103.5 dolarların altında bu hedefler bertaraf oldu deyip downtrade'e dönmeli. Çünkü 103.5'un altında DXY'de müthiş bir aşağı boşalma ve 100.79, 98.5'lara varan derin bir yarık oluşur. Ama 103.5 ana destek, 106 dolarda ara destek olarak takip edeceğiz. Bu bölge kırılmadıkça DXY'de 0.89 sentten beri kalkan trend bitti diyemeyiz. Bitti diyemeyiz diyorsunuz. Peki. Burası bana göre bitecekse ya bu birkaç hafta içinde bitecek ya da kimse kusura bakmasın 161.8 görülmeden bitmez. Yani 113'lere gidecek. Tabii. Yani ya birkaç hafta içinde ya birkaç hafta içinde 106-103.5'u kıracağız ve bitti. Dolar baskısından kurtulduk. Global olarak bu riski masadan kaldırdık diyeceğiz. Muhtemelen olarak önümüzdeki hafta bu kararı verecek gibi görünüyor grafik. Burayı kıramazsak da o zaman diyeceğiz ki 113'e gidiyoruz. 113'e gidiyoruz. Alt gösterge de aslında kuvvetli. Paralel bir trend yapmış aslında o da aşağı. Tabii. Şimdi alt göstergede şöyle bir şey var. Bir zayıflık sinyali var. Şimdi baktığınız zaman ayılarla boğaların arası açılmış. Güçlü bir yukarı trend var. Fakat ayılarda bir yorgunluk, düzeltiyorum, boğalarda bir yorgunluk, ayılarda da bir toparlanma gayreti var. Burada işte biraz önce anlattığım 106 kısa, 103,5 orta vade destekler olacak şekilde takip edeceğiz. Burada tekrar ediyorum. Boğalarda bir yorulma ihtiyacı oluşmuş. Bu hareket bir henüz düzeltme. Yatırımcılar lütfen özellikle 103,5 dolar seviyesini DXY'de trade edenler trend devam ediyor veya bitti şartı olarak takip etsinler. 103,5 kırılırsa silelim. Bu hareket bir parabolik çıkıştır. 103,5 kırılırsa saçma sapan
Biz o parabolik bütün, çıkışların sonunu biliyoruz çünkü. O parabolik çıkışlardan ne demek istediğimi yatırımcılar biliyor, yaşadılar, öğrendiler. 106-103,5 dolar desteği bu anlamda parabolik çıkışın devam etmesi veya bozulması anlamında son derece önemli. Evet, kısa vadede biraz boğalarda yorulma var. Fakat burada alt göstergede yorulma var demek 106 ve 103,5 kırılacak demek değil. Öncelikle sinyali buradan alacağız. Burası sadece biraz temkinli olun diyor, yukarı yönde oynayacaksanız. Hemen akabinde şimdi dolar Türk lirasını konuşacağız. Burada biraz sakinleştik gerçi dolarda ama sakinleştiğimiz seviye sıkıntılı. Neden? Çok yüksek. Yani 18'lerin orada sakinleştik de fiyatlama düşük mü? Hayır, aslında net bir şekilde yön yukarı, geri çekilmeler çok sınırlı. Sadece gitmediğimize, daha hızlı gitmediğimize seviniyoruz gibi bir görüntü var. Günlerdir 17.95'teyiz. Evet. Biraz yakın yapabilir miyiz? Burada önemli bir şey var. Perihan Hanım'ın söylediğini de onaylamak anlamında. Oynaklık düştü. Düştü. Tamam. Grafiğimiz barlarımızın, haftalık. Barlarımıza bakalım. Bakın özellikle son 2 haftalık bar, bar yok. İyice güdükleşti. Yani bar yok noktasından. A1 kağıdı gibi duruyor barlarımız. Şey A4 kağıdı gibi duruyor. Şimdi bakın buraya benzer bir durumu burada dikkat çekiyorum. Okey. Bakın ne olmuş? Özür dilerim, sildireceğim. Estağfurullah. Orası şeydi değil mi? 14.50'ler. 60'larda. Orada da bir ara bakıyorduk ya. Sabah bakıyorduk 14.40, akşam bakıyorduk 14.60. Sabah bakıyorduk 14.40, evet, akşam bakıyorduk 14.40. Şimdi aynısı oldu. Şimdi her bakın sabah ne olmuş? Önce onu yatırımcılara evet, anlatalım. Bak şimdi. Hareket kanalın üstüne gidiyor. Hareketli ortalamadan uzaklaşınca hareketli ortalama diyor ki dur diyor sen yukarı gidersin önce bir bana gel diyor. Sonra hareketli ortalamaya doğru geliyor. Şimdi bakın burada ne oldu? Burada kalktı. Burada kanalın yukarıda doğru giderken hareketli ortalamalar yavaş yavaş kendine doğru çekmek istiyor. Yani kanalın dibine doğru. Ya seni orada bekle ben geleyim ya bana gel. Bravo, geldi. Bravo. ...17.48 seviyesini kuvvetli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. 17.48'lerin altında kapanış olmadıkça dolar-TL'de çok fazla konuşulacak bir grafik yok karşımızda. 17.48 altında kapanış olmadıkça 19.20, 20.62 dolar-TL'nin kısa vadeli majör hedefleri olmaya devam edecektir. 19.20, 20.60'lara doğru piyasayı uptrade okuyan, yani trading tarafında uptrade okuyan bir yatırımcı pozisyonunun maliyetine göre, taşıdığı pozisyonun büyüklüğüne göre ve veya risk anlayışına göre 17.48 ve veya 16.65 bölgesini istiren stop loss olarak mantığıyla okumalıdır. Bu bölgeler kırılmadıkça, tekrar özür diliyorum, sildiriyorum, çok kusura bakmayın. Bu hafta grafiğe bir kanal oluştuğunu hissettiğim için, gördüğüm için, belki de geç görmüş olabilirim. Bir kanal çizdim. Kanalın içinde hareket ediyoruz bakın. Çok net bir tasvir var kanalın içinde. Burada kendine bir ara kanal çizmiş. Bu kırmızı ana trendin üstünde yeşil ve sarıyla oluşan bir ara kanal. Dolayısıyla bu ara kanalın altı 17.47, üstü de 19.21, 20.62 hedefiyle uptrade okumaya devam edebilir. Burada hepimizin beklediği o dolar TL'deki rahatlama, o aşağı yönlü boşalma 16.65 kırılmadıkça sadece bir düzeltme olarak kalır. 16.65 kırılırsa, net bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Keskin. 16.65 kırılırsa bu ülke dolar mağdurları yaratacak. 16.65'in ama 16.65 kırılmadıkça bu trend hala downtrend değil. Yani ne demek bu da? Yön yukarı ve önümüzdeki... 16.65 tabii kırılırsa bu ülke dolar mağdurları yaratacak lafımı da birazcık analizimi de şöyle biraz derinleştireyim. Çünkü yanlış anlaşılmaya da mal verebilir. Maliyetine göre mağdur yaratır. Yani 7, şimdi 7'den 9, 10'dan, 13'ten alan adam için belki de hala karlı olacak ama gidip de 16-17'lerin üstünde aha dolar çok yukarı gidiyor buradan diye trene evet, girenler belki de trenin son vagonunda değil, sondan bir önceki vagonunda olup bu sefer ne olur? Kâr edim derken ciddi bir zararla karşılaştılar. Ancak bu step by step'in belki de son step'lerinden bahsettik. Tekrar ediyorum, 17.47 kısa, 16.65 kırılmadıkça dolar TL'de trend bitti anlamında sorguya muhtaç değildir. Önümüzde yine ilk durak olarak 18.40 duruyor. Evet, 18.40 duruyor. Şöyle bir şey söyleyelim. Burada mesela Fibonacci 20.62 ve 161.8.
23.45 yukarı hareketlerde bence çok büyük savaşların, hatta belki de şu anda hükümetimiz anladığımız kadarıyla bu kurum seviyesinden rahatsız değil. Yani en azından rahatsız olsa da bunu çok fazla efekt olarak piyasaya vermiyor. Şahsi fikrim 20-23 bandına gelince bence bir rahatsızlık duyacaklardır. Hani eskiden bu 18.40'da duyulan rahatsızlık aslında diyorsunuz ki bu sefer burada değil 23.5'larda duyulacak. Kur korumalı da 18.40'a geldiği zaman hükümet bir şekilde bir rahatsız oldu, bir efekt ve oluşturdu. Dur dedi. Bir efekt oluşturdu, temel bir senaryo oluşturdu. Doğrusu, orayı yuttuk ama doğrusu şimdi. Doğrusu yanlışını geçelim, o yutuldu zaten. Bundan sonraki efekt şahsi fikrim 20.62-23.5 bölgesine girdiği zaman hükümet orada kendi içinde bir öz eleştiri ve veya bir alarm seviyesine geçecektir. Evet, böyle geçmişe de dönüp baktığımda şimdi 20-23'leri konuşmak da çok garip geliyor değil mi? Ben de konuşmamayı daha çok itiraf eden tarafım. Yani garip geliyor şundan dolayı, hani böyle 5'leri konuşurken bize deseydiler ki öyle 23-25'ler yok artık derdik ve geldik. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz dikkat ederseniz burası kırılırsa dolar mağdurları yaratır derken, orası kırılmadıkça burası 20-23'leri gösteriyor diyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar lütfen bir yöne aşık kalmasınlar. Ne olursa ne yapacağı konusunda bir strateji geliştirsinler. Çünkü biz burada teknik analizi her iki yönüyle anlattık. Evet, altında beklenen oldu. Bizim meşhur pembe çizgimiz, pembe trendimiz geçildi. Ve an itibariyle altın fiyatlarını rica edeceğim arkadaşlardan. Eren Hanım, dünyada hiçbir trend yoktur ki. 1792. Bakın, çıkışta dönüp dönülmeyen, düşüşte de tepkiye girmeyen. Dünyada bütün trendler böyledir. Düşüş trendinde döner, onayı alır, bir daha düşer. Ya da üstüne geçer, yeni bir yukarı trend başlatır. Bu anlamda kaç şu anda? 1792 dolar. Tamam. ...1750-1802 bandında 1750'nin altına stop koymak şartıyla uptrade moddayız. Neden uptrade moddayız? Düşenin üstündeyiz. Dolayısıyla 1750 dolara kısa vadeli pozisyonlar için bir insurance stop loss seviyesi olarak takip edilecek. 1802 ara, 1841 kısa vadeli ana hedef olacaktır. Şimdi pozisyonunuz var. Radara 1802 ile 1841'i hedef olarak yazdınız. Yarın Amerikan datasıyla piyasa bozuldu. 1750'nin altına indi. Ne yapacağız? Stop olacak. Bravo. Yani, evet. Ya stop olacağız ya da maliyetiniz düşürse kâr al yapacağız. Peki bu şart oluşmadıkça ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Hedefe fokuslu kalacağız. Bu kadar basit. Yani trading bu kadar basit. Sadece yapılması gereken şey şu. 1750 dolar stop loss seviyesini nasıl yöneteceğiz? Yani altına indiği zaman saatlik mi bakacağız? Günlük mü? Bakacağız. Haftalık olursa çok burada geç mi olacak? Çok soru geliyor. Bunu anlat dediler. Çok kısaca anlatayım. Çok da grafik var ama. Eğer pozisyonunuz yüklüyse, büyükse ve 1750 dolara yakın bir maliyetliyse günlük kapanış beklemeyin. Bir ya da iki saat altında kalıyorsa orada karınızı alın ya da zararlı kolu kesin. Ama yok, benim pozisyonum küçük, maliyetim de aşağıda derseniz o zaman 1750'nin altında kapanış arayın. Çünkü altına saatlik inip üstüne çıktığı da olabiliyor. Diğer taraftan şimdi bu arada alt göstergeye de bakalım mı gram altına gitmeden? Bakalım. Şimdi düşenin üstünde ve bizim 5 ve 8 günlük ortalamaların üstünde olması hem de düşenin üstünde olması bir kere göreceli olumlu. 1750 stop loss şartıyla. Evet. Alt göstergede bir miktar yorgunluk var. Bakın zaten yorgunluğu buradan grafikten anlıyoruz Perihan Hanım. Bakın burada momentumlu hareketli ortalamalardan yukarı yönlü koptuk. 1680'den 1750'lere gelirken. Fakat 1750-1790 bandında hareket birazcık yoruldu. Bunun, o bir pullback de olabilir. Bu hareketin yorulmasının sebebi ne biliyor musunuz aslında? Bakın ben çok net anlatıyorum. 1840 kırıldırsa, bakın 1800 kırılırsa burası 1680 1700'lere düşerse bu bir korku senaryosu değil. Alım fırsatı dedik ya. Burada o fırsatı yarattı. Buradan kuvvetli kalktı. Bu ne demek biliyor musunuz? 1680'den kuvvetli kalktım. Hareketli ortalamalar aşağıda kaldı. Ben biraz önce sizin söylediğiniz gibi birazcık goy goy yaparak hareketli ortalamaların kendime gelmesini bekleyeceğim. Yorgunluğu.
Dolayısıyla 1750 dolar kırılmadıkça 1802-1841 kısa vadeli hedeflerimiz. 1750 doların altında, burası önemlidir, kısa vade trading disiplininde downtrade'e dönülür. Ama 1750 kırılır, yeniden 1685, yanlışlıkla diyorum bakın, yanlışlıkla da 1645'lere düşerken altın çok düşüyor, hay hay hay, hay, hay ne yapacağız falan demek yerine toplamayanlar bence kabahat işler. Toplamayanlar o zaman kabahat işleyecek diyorsunuz. Bu tabii önümüzdeki dönemde daha ne kadar doğru veya ne kadar yanlış bir analiz yaptığımızı özellikle son çeyrek veya yılbaşında daha iyi göreceğiz. Ama buraya düşen, düştüğünde de zaten yine 1400'ler, 1500'ler konuşuldu ama oradan alanda şu an sonuçta iyi bir karda. Şimdi gramın grafiğini de çok fazla aslında üstünde durmayalım. Dolar, sebep dolar, TL ile aynı. Yani bunlar artık ikiz kardeş gibi oldular. Burada çok fazla konuşulacak bir şey yok. Haftalardır aynı şeyi söylemek de hatta bazen tekrara düşmek gibi oluyor biliyorsunuz. 960 TL kırılmadıkça ...1062-1092 kısa vadeli ara hedeflerimiz. Hı hı. ...1188 kısa vadeli ana hedefimiz olmaya devam edecek. 1062-1092 ve veya 1188 hedeflerinin trading stratejide default olması için 960 TL'ye yatırımcılar stop loss olarak kalarak akımda kal, korkuya mahal yok şeklinde pozisyonlarını yönetebilirler. Peki, 960 kırıldı. Kırıldı. Elinde gramım var, yüksek maliyetim var. Bir kere yüksek maliyetim varsa stop loss olma disiplinini artık öğren. 960 kırıldığı zaman ama sen illa gram altın taşımak istiyorsan da 960'ın altında bir verirsin, 948, 900 bandında verdiğinden daha fazlasını geri alırsın. Hı. Bu kadar basit. Peki şimdi İki yönü de anlattık. Evet, şimdi dolar bazlı Borsa İstanbul son zamanlarda yine konuştuğumuz meşhur konulardan biri malum TL bazlı rekor kırınca. Ama sevgili yönetmenim yavaş yavaş hani galiba bu kısmın sonuna geldiğimizi söyler. O yüzden dolar bazlı grafiği de bölmemek adına biz şimdi kısa bir araya gidelim. Ondan sonra dolar bazlı grafiğimiz Borsa İstanbul grafiği vardı ama TL bazlı yeni rekoru bir değerlendirelim. Bakalım bundan sonraki hedefler neresi olacak ama minik bir aramız var. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıdayız. Biraz Borsa İstanbul ve seyrini konuşacağız ama önce buraya dolar bazlı bakalım. Bir süredir bakmamıştık zaten. Bir aydır, 1,5 aydır bakmıyoruz. Evet, çünkü bir hareket yoktu. Geldik şimdi tekrardan 155 dolara. TL bazlı konuşurken ben de dün biraz sosyal medyada yatırımcılara takıldım. Espri yaptım çünkü ama yani hani nasıl diyeyim, espri yapıyoruz bir yandan ama can acıtıcı bir espri. Çünkü oturdum hani dolar bazlı olarak yani 1986'larda kuruldu Borsa İstanbul. Aldığımız böyle ilk İMKB, Borsa İstanbul'da İMKB'nin verilerini böyle döktüm. Hakikaten yani 90'lı yıllarda 200 doların üzerindeymişiz. Tabii bunun temettü verimliliği var, temettü veren hisseleri var. Ondan sonra hisse bazlı değil. Ben biraz daha Borsa İstanbul'da böyle hani ironik olsun diye 90 yılında dolar satıp buraya gelen ne olmuş yatırımcı, ne olmuş diye baktım. Yabancı yok diyenler var. Biz buraya dolar bazlı bakarken sadece yabancı amaçlı değil de şunu da unutmayalım. Yani hayat, belki evet, belki dövizini satıp buraya gelen servet yatırımcı yani var. Bir servet derken zenginlik anlamında değil. Yani ellerindeki 3 kuruşun ne olduğunu gösteriyor aslında İMKB'de. Ama tabii biz, siz söylediniz, buraya şer koyalım yani. Olumsuz, külliyen olumsuz bakmaya gerek yok. Bazı hisseler dolar bazlı tepelerinin üstündeler. Tabii tabii dolar oraya bazlı şer getirini sağlayan. Ama işte bugün özellikle son bir dönemdir Ahmet Hocam, İşte son zamanlarda çok başarılı buluyorum Volkan. Yani hep ne diyor? Seçici. Yani bu tip hareketlerde seçici olacağız. Yani temel anlamda, trend anlamında seçici olacağız. Bu arada ben yeri gelmişken sevgili Volkan Dükkancı'nın kulaklarını çınlatayım. Uzun zamandır kendisini tanıyorum. Çok da kıymet veriyorum. Çok da başarılı buluyorum. Bu arada bizi izleyen tüm yatırımcıları Volkan'ı takip etmeye davet edelim. Çünkü neden? Önce nedenini söyleyelim. Gerçekten temel analizde, teknik analizi doğru yoruyor. O hamur işi vardır ya. Ama o ikisini bir arada bayanlarımızın, kadınlarımızın çok yaptı. Tamam mı? Evet. Onu çok iyi yapıyor. Ondan sonra da ben kendi lügatımla konuşayım. Teknik analizi kitabına göre, lügatına göre tam olması gerektiği gibi anlatıyor. Ne güzel. Çünkü teknik analiz hiçbirimizin babasının tarlası değil.
Tamam mı? Hiçbirimizin babasını... Bunun bir kuralı var ve sevgili Volkan bunu kuralıyla, disipliniyle anlatıyor. Hedeflere geldiği zaman realizasyon yapılma ihtimalini bir trading strateji olarak anlatırken stop loss kavramını önde tutmadan hiçbir analiz yapmıyor. Dolayısıyla ben Volkan'a yeri gelmişken bir tebrik edeyim, bir de kulak ben de sevgilerimi diyorum. Göndereyim sevgili ben değerli arkadaşım o zaman. Evet. Biz Perihan Hanım bu işe gönül vermişleri, bu işi doğru yapanları her zaman destekliyiz. Ama kimsenin de teknik analiz veya piyasa babasının tarlası olmadığını da hepimiz yaşayarak öğrendik. Öğrenmeyenler öğrenecek. Şimdi burada baktığınız zaman bizim bir düşen trendimiz var. Ben yatırımcılara biraz yakın çekim rica ediyorum. İşte Perihan Hanım'ın söylediği o 5 dolarlardan beri oluşan düşüş trend. Onu daha söylemedim kimsenin canı sıkılmasın diye. Ben 1990 yılında 200 dolar dedim. Bu arada biz 3 defa 500 doların üzerini gördük. Evet. Görecek miyiz? Göreceğiz ben inanıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim ya. 5 doların üstünü bile göreceğiz. Ahmet Hoca'nın hedefini ya, hatırlıyor musunuz? Hocam burada sen ne hikaye anlatıyorsun diyorlar bana 800 şimdi. Dolar hedefi var demişti Ahmet. Tamam mı? Göreceğiz. Ama bu TL bazlı ralliler o dolar bazlı ralli hareketi için henüz daha hani böyle konuşulacak bir noktada bile değil. Tabii onu geçelim. Evet, kimseyi şimdi, de gaza getirmeyelim şimdi. Kimse gaza gelmesin yani. Endeks 300 binde olsa dolar bazında yerlerdeyiz. Maalesef bu çok acı. Çok da üzülüyoruz. Oldu zaten işte endeks 300 bin oldu ama dolar Türk lirası evet. 18 olunca bir anlamı evet. yok. Şimdi Perihan Hanım, şimdi dolar bazlı grafik bize şu işe yarıyor. TL bazlı ralliler hani bir yerde bitip dönüyor ya. Oraların muhtemel %100 olacak diye bir şey yok bir kere. Kendimize de şart koyalım. Tamam mı? Objektif olalım. Ama şu var. Bir kere bir düşüş trendi yukarı geçilmedikçe orada bir dolar bazlı ralliden bahsetmek söz konusu değil. Bakın ben buralara okları koydum. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bu her ok kendi içinde, bakın şuralar, hep TL bazlı ralliler. Tamam. Özellikle sanırım Nisan ya da Mayıs ayındaki ralliler de bu dirençte bitmişti. Hocam, sadede gel. Çok uzatacak bir dolar bazlı grafik yok karşımızda. 151 dolar, 160,5 dolar bandında TL bazlı ralli devam ediyor. Eğer bu ralli bir bitiş noktası için referans arıyorsa, bundan önce yaptığı tüm rallileri bitirdiği pembe düşen trend çizgimiz 160,5 dolar seviyesine doğru seviyesinden geçmektedir. Eğer bu hareket bir dolar bazlı ralliye gelişecekse bir kere bizim 160,5 dolarların üstünde bırakın öyle bir iki gün kapanış, bir iki haftayı. Aylık kapanış yapmamız lazım. Tamam mı? Yani 15-20 yıllık bir grafikte öyle bir hafta, üç gün kapanışla falan ölçemezsiniz onu. Tamam. Yok burası... 160,5 doların üstünde aylık kapanış olursa burada acaba bir dolar bazlı benim o beklediğim rallinin ayak sesleri mi geliyor deriz. Aksi takdirde 160,5 dolar ne işe yarayacak sorusuna gelelim. Bu hareket bitecekse biraz sonra gösterdiğimiz ya TL bazlı Fibonacci veya direnç seviyelerinden bir düzeltme başlatacak veya 160,5'a kadar uzanacak, oradan kuvvetli bir satış alacak. Peki hangisi olacak? Kusura bakmayın. Bunu bence hiç kimse bilemez. Biz sadece olasılıklardan... Tahmin etmeye de gerek yok olasılıklar, zaten. Tahmin etmeye bile gerek yok. Bravo. Bir strateji oluşturup bir yol haritası çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul dolar bazlı orta uzun vadeli stratejik olarak bakacak olursak 161-160,5 bandında dikkat olası bir bozulmada 151 dolar Borsa İstanbul'un kısa vade için önemli bir destek bölgesidir. 151 kırılmadıkça 151-160,5 bandında TL bazlı yukarı hareketini devam ettirmek isteyebilir. 151 dolar kırılırsa 146 ve 142 dolarlara doğru çok kuvvetli bir satış alırız. Bu grafikte başka konuşulacak herhangi bir şey yok şu an. Şimdi TL tarafına geçeceğim ama son zamanlarda... Ama bu grafiği önümüzdeki sene çok burada yani saçma sapan konuşacağız. Şimdi değil. Kimse kendini kandırmasın. Ama şu anda bu grafiği çok fazla konuşulacak böyle boş işler yani. Şimdi bana gelen bir soru var. Bu soru... Değerli izleyenlerimizden bir tanesi sormuş şimdi, özellikle altın için sormuş. Dün de bir izleyenimiz Bitcoin için sormuştu, o da şu. Şimdi Borsa İstanbul'da falan bu sorunu yaşamıyoruz ama özellikle kripto paralarda yaşıyoruz. İşte sevgili Selçuk Güneşler çıkıyor, anlatıyor ama biz de kendi grafiklerimizi açıyoruz. Kendi grafiklerimizi açtığımızda oradaki barlar örtüşmüyor diyen izleyiciler var. Kriptodaki problem şu, platformlardan
Kapanış saatleri farklı. Tabii Binance gece 3'te. Gece 2 mi 3'te mi ne alıyor? O barların sebepleri ondan oluyor olabilir. Gece 12'de kapatan yeni bar günlük oku. Evet, ben burada analizleri bir yaparken Forex Trader'ın Binance'la anlaşması var. Oradan çektiği datalar üstünden Binance'a göre analiz yapıyorum. Ama X platform gece 12'de kapanış Trading alıyordur. TradingView daha farklı verebilir. Mesela Investing, o fark oradan. Belki onlar beraberler. Yani bu farklar olabilir. O şeyden kaynaklanıyor. Sizin söylediğiniz gibi datayı sağladıkları nokta ve veya kapanış barını aldıkları, baz aldıkları saatten kaynaklanıyor. Bunu da Twitter üzerinden değil, buradan anlatayım isterim. Eğer aklına soru işareti olan başka izleyenlerimiz varsa en azından buna cevap bulmuş oluruz böylelikle. O yüzden bu alt aslında da aynı problem yaşanıyor olabilir. Geldik şimdi Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul bugün bir miktar satıcılı. An itibariyle kayıplar %0,24 seviyesinde 2788 puan. Bir de Selçuk Güneşler ve Ferhan Tanto sürekli oraya bakıyor. Niye bakıyorsunuz? Bir şey orada var. Şeyler var. Rakamlar var karşımızda ekranda. Ekran gösterirse belki yatırımcılar da telefonu almamak neye baktım? Şimdi biz burada bir şeyi anlatırken fiyatın da nerede olduğuna bakıyoruz. Evet, yani elimizde sürekli telefonu almamak için karşıdaki ekrana bakıyoruz. Evet, evet. Şunu da söyleyeyim mesela, beni iyi takip edenler var, vücut mimiklerine dikkat ediyorlar. Ben bazen endişe için oraya bakıyorum, bazen de analizi yapmak için bakıyorum. Bugün yatırımcıları uyarayım, bugün sadece fiyata bakmak için bakıyorum. Yani, tamam. Dolayısıyla şimdi bizim kırmızı ve yeşil kanalın içinde 2685-2350 düşüşüne attığımız Fibonacci'nin Fibonacci 161.8 hedefine doğru bir momentum içindeyiz. Perin Hanım, buraya dikkat edelim. Fibonacci 78.6, 2615'i geçen bar, biraz yakın çekim. Hadi lütfen, şurayı yakın çekim. Bakın, şuradaki şu 78.6'nın üstündeki bara dikkat edelim. Tamam. Bütün hikayenin tetiklendiği bar. Ve bakın, bütün barlar, tabii ki hepsi yeşil ve momentumlu yukarı, fakat neden 78.6 geçilirken en uzun barı aldık? İşte bu Fibonacci matematiğinin ve piyasanın genel olarak algoritmik robotlar tarafından yönetildiğinin kanıtıdır. 78.6 geçilmesiyle beraber fiyat yukarı yönde şımarmıştır. Ve şunu da yatırımcılar hiç unutmasın. En büyük para 78.6'ların üstünde kazanılır. Tamam. 78.6'lar geçilirse piyasa coşkuya girer, şımarır. Elliot'ta o beşler, uzayan beşler vesaire gibi işte sayımlar başlar. İşte dalga yapıları değişir, piyasanın dinamiği değişir, coşku başlar. Şu anda piyasa o. Tamam. 78.6 geçilmeseydi 2665, 2615, o zaman tabii ki senaryo başka olacaktı. Gülümsüyorum, aklıma bir şey geldi. Buyurun. Benim de nasıl diyeyim, kötü bir huyum mu, iyi mi, kötü mü bilmiyorum. Beynimi çok yoruyorum çünkü. Rakamlar konusunda inanılmaz bir hafızam var. Bu benim bu arada işten geliyor tabii, bu tabii. Mevzu. Yıllarca böyle hangi fiyattan hangi hisseyi aldık aklımıza tuta tuta. 78.6 deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bunu ilk Aselsan'da konuşmuştuk. Stüdyoda. Hatırlıyor musunuz? Kaç sene oldu? Vallahi. Bakın bu 78.6'lar çok önemlidir. Geçilirse burada çok büyük hareket olur demiştik ve Aselsan'da çok uzun bir aradan sonra ilk defa orada olmuştu. Tavan görmüştük ertesi gün. Tabii. Aklıma o gün geldi. Şimdi Perin Hanım, ne borsa endeksi üstünde hem de Aselsan özelinde kısıtlamayalım bu bilgiyi. Her yerde kullanılır. Eğer Fibonacci'nin tepe ve dibini doğru attıysanız, ön şart bu. Tepe ve dibini doğru attıysanız 78.6 geçilirse, bakın orada bedava para dağıtırlar. Tamam. Yani bir anda %10 bedava para dağıtırlar. Diyebilirsiniz. Tamam mı? Bedava para dağıtırlar. 78.6 geçilmezse de finito. Tamam. O yüzden doğru Fibonacci çizmek, doğru tepe ve dibi bulmak ve akabinde 78.6 geçilirse momentuma eşlik etmek son derece önemli. Fakat ben burada bir uyarı yapayım. Trend oldukça önemli bir şekilde mesafe kat etti. Tamam mı? Bakın 61.8'imiz 2888. 2300'den kalkıp 2800'e gelen 50 bin puanlık bir hareketten bahsediyoruz. Tamam mı? 50 bin puan ve sadece 17-18 günde. Yatırımcılarda şunu görüyorum. Sosyal medyada. Çok fazla haz almıyorum o tarafa ama sadece gözlemi söyleyeyim. Bakın bu 2350. 2500'lerde bu piyasayı doğru okuyamadıysanız, doğru işlemlerle pozisyona giremediyseniz, bir fiyat neredeyse hareketinin beşte üçünü,
veya 4'te 3'ünü veya 6'da 4'ünü tamamladıktan sonra 6'da 4, 5'te 3'ün altında daha burasının çok yolu var gülüm. Yani biz buradan gidiyoruz falan filan hikayesiyle ayakları yere basmayanlar, bakın çok net söylüyorum, yanlış bir trading disiplini içindeler. Yanlış bir trading strateji demiyorum bakın. Yanlış bir trading disiplini içindeler. Dolayısıyla burada yatırımcıları lütfen temkinli olmaya, hareketin çok ciddi anlamda hareketli ortalamalardan uzaklaşmasından dolayı kendi içinde riskleri barındırmaya başladığını hatırlatalım ve analize geçelim, olur mu? Tabii. Şimdi silelim mi burayı? Silelim. Notlar alındı umuyorum. Evet. Grafiğimiz günlük, onu ısrarla hatırlatıyorum. Vadeye göre çünkü stratejinize değişmeli, hep bunu konuşuyoruz. Beş ve sekiz günlük ortalamaların üstünde kalmasını biz trend anlamında olumlu taraftan okumaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Borsa İstanbul an itibariyle 2749, 2749, 2843 bandında iyimser bir bantta temkinli bir şekilde uptrend yukarı okunabilir. Burada özellikle 1843 ve veya işte 1888'lere doğru piyasayı ve pozisyonlarını long trade, yani uptrend okuyan bir yatırımcı varsa dikkat. 5 günlük ortalamaya dikkat etsin. Bugün 1749. Bu yarın piyasa satış yerse 1745 olur. Piyasa yukarı giderse 1753 de olabilir. Her gün 5 günlük ortalamaya baksınlar. Şimdi hocam ya sen 8 ortalama anlatıyordun. Şimdi bir de başımıza 5'i çıkardın. Değil, korkma. 5 ortalamayı ne için okuyacağız biliyor musunuz Perihan Hanım? Şimdi fiyatlar özellikle bizim önem atfettiğimiz 8 ortalama gibi hareketliler ortalamalardan yaklaşık 9000 10000 puan yukarıda olduğu zaman aralarda 3 ve 5 gibi diğer altın sayıları kullanarak şunu yapacağız. Düzeltme geliyor mu gelmiyor mu? Tamam mı? 3 ya da 5 kırılırsa yatırımcı şunu diyecek. Ha. 8 günlük ortalamaya kadar yapıştırmaya geliyorlar. 10.000 puan beğenmiyor musun? Düzeltme geliyor. 3 ya da 5 kırılmadıkça gap varmış aşağıda. Sana ne? Ne gapler bıraktık? Peren Hanım 80.000'de de gap var, satalım mı? 92.000'deki gap duruyor değil 42 mi? 42.000'de gap var, satalım mı? Ha? Gapler, evet kabul. Grafiklerin ritim bozukluklarıdır. Peki doktora gittiğimiz zaman kalbimizde ritim bozukluğu var diye ölüyor muyuz? Değil mi? Ne yapıyoruz? Normal ve sağlıklı insanlara göre daha dikkat ediyoruz. Daha kontrollü oluyoruz. Azami daha fazla dikkat ediyoruz. İşte bu kadar dik açılı çıkışlarda ve yakın gapler oluşan dönemlerde yatırımcıların yapması gereken şey şudur. Korkmak değildir. Disiplinli olmaktır. Gap'ten korkacağına koy grafiğine 3 günlük grafiği, ortalamayı. Ya da koy 5 günlük ortalamayı. Bunlar kırılmadıktan sonra gap'ten niye korkuyorsun güzel kardeşim? Bunlar kırılırsa gap korkusuna dön. Dolayısıyla 1749-1843 bandındayız. 1749'un üstünde kaldıkça hedefi 1843 olarak okumaya devam edeceğiz. Ben yayından çıkarım 2700. 2700. Ben yine heyecanlı başladım. Evet, ama yatırımcılar anlıyorlar beni artık. Eskiden 1700 deniz diyorlardı, artık demiyorlar bile. 2749'un üstünde kaldıkça 2843'e doğru hala modumuzu yukarı yönde tutacağız. Ben yayından çıkarım. 2 saat sonra 1749 kırılır. Ne yapacağız? 2749 kırılacak, ne yapacağız? Yapılması gereken şey şu. Maliyetine göre ya biraz hafifleyeceksin. Tamam mı? Ya da yüksek maliyetle bir pozisyonun varsa 8 günlük ortalamaya kadar yapıştırmaya geliyorlar deyip ya zarar kes ya kar al stopu yapacaksın. Her zaman al sat değil de bazen piyasada sat al yapmak lazım. Tabii ben onu zaten mesela benim mail grubunda da arkadaşlar öyle anlatırım. Hep al sat al. Odaklı. Mesela sat al demek. Yani bir kere short da demek değil yani. Sen elindeki pozisyonu satarsın, altına aşağıdan yerine koyarsın. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. 2749 ara destek, 2705 ana destek seviyelerimiz olacaktır. 2749'un kırılması durumunda 2705'lere doğru 5000 puanlık daha bir risk tetikleniyor demek olur. 2749'un üstünde kaldıkça 2843'lere doğru piyasayı temkinli bir şekilde uptrade okuyacağız. Silelim, bir şey anlatacağım. Her fiyat trendine geri dönüyor mu? Bu çıkış dönüşü. Döndü artık. Bu çıkış dönüşü. Burası da düşüş dönüşüydü değil mi?
Burası neresi? 2843, 2888. Şimdi ben bu rakamları neden yazdığımı anlatacağım yatırımcılara. Ben burada 3 yıldır neyi anlatıyorum? Trend kırılmadıkça dirençler geçilir. Geçiliyor leblebi gibi. Her gün iş sürenleri yukarı. Şimdi iki tane yatırımcı profili düşünelim. Bir tanesi ben trendi trade ediyorum. Dolayısıyla 2749, 2705 geçilmedikçe bu dirençlerden satıcı değilim der. Bu bir tercihtir. Tamam. Ama 2749, 2705 geçildiği zaman da disiplinli olmalıdır. Tamam. Bu trend trader. Bir de sebatkar. Yani kanaatkar, sebatkar, ne yaptığını bilen, biraz ayakları yere basan, öyle iş sürenler kırılmadıysa da ben kademe kademe alım yapmayı tercih ediyorum. Kârımı cebime koyarak gitmek istiyorum. Yüksek maliyet riskinden korunmak istiyorum diyenlere uyarıyorum. 2843, 2888 bölgesine, burası çok önemli, bakın sonra beni eleştirirler, uyarıyorum. 2800, 2888 bölgesine düzeltmesiz gidersek oralarda artık dikkat edeceğiz. Bak, yani ben bir düzelttikten sonra gidersek yorumum değişir, geçeriz derim. Ama 2843, 2888'lere atıyorum 2770, 2750'leri aşağıya kırmadan gidersek artık bütün trendi kaçırmış, bakın bütün trendi kaçırmış, artık burası uzaya gidiyor söylemleriyle milleti gazlayanlara değil, tam tersi ayakları yere basarak bu 2843, 2885'ten bir geri dönme riski oluşabilir mantığıyla biraz yatırımcılar akılcı hareket etmelidir. Açgözlü hareket etmemelidir. Çünkü neden biliyor musunuz? Silelim. Hiçbir fiyat sonsuza dek düşemez. Hiçbir fiyat sonsuza dek çıkamaz. Sebat etmek. Doğru stratejiyle para yönetimi yapmak önemli. 2749, 2705. Seç birini iş süren stop loss olarak, bu tercih senin, oyna yukarı. Bu seviyeler kırılırsa kimsenin gazına gelme. Bu seviyeler kırılırsa ne yapacaksın? Satal yönünü savunmaya geçeceksin. Bir daha bu ortalamaların üstüne geçene kadar her şeye kulağını kapatacaksın. Tamam. Buralar kırılmadıkça 2843, 2888'de fokuslu kalmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Ben yayından çıkarım. Buraya şak diye bir satış gelir. 2749 geçerse, hocam 2843, 2800 hedefti ne oldu demeyeceksin. Benle savaşmayacaksın. Pozisyonunu yöneteceksin. Gereğini yapacaksın. Bu kadar. Evet efendim. Alt göstergeyi de anlatayım mı? Tabii anlatalım. Vaktimiz Silelim. Var. 9 dakikamız var. 2 grafiğimiz var. Rahat rahat anlatın. Buyurunuz. Bu kanal yüksekliğine, bu hareketle erişirken yaptığımız maksimumda sapmaya yavaş yavaş. Dikkat, dikkat. Bakın, burasındaki maksimum sapmaya daha gelmedik. Ama yaklaştık. Peki o zaman burasıyla burası uyumlu mu? Evet. Ne dedik? 2843, 2888'e gelince bir dur. Yani yeşil trende deyince orası da maksimum sapmaya, yani mavi kesikli çizgiye gelmiş. Bu buraya gelirse bu da bunun maksimumuna gelecek. Aynen. Peki bu buraya gelir mi? Gelmek zorunda değil. Gelmesi medyan bir beklenti olabilir. Gelmek zorunda değil. Hı. Ama gelebilir de gelmeyebilir de. Gelirse 2843, 888'de hafiflersin. Gelmeden 2749, 2705'leri geçerse kâr al ya da zarar kes stopu yaparsın. Bu kadar basit. Alt göstergeyi anlattım. Maksimum sapma oranına çok yaklaştık. Evet, geçen haftaya göre, mesela geçen hafta burada ne dedik biz Perihan Hanım? Hatırlasınlar, hatırlayanlar çok. 2615 geçerse bam 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 dedik değil mi? Hı hı. Bam 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 da her hafta bam 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 olmaz. O kadar bedava değil ekmek yani, tamam vermezler. Ne oldu? Şimdi bir denklemi yerlerine koysunlar. Bu arada rejiden şu 160,5 doları bugünkü kurla çarparlarsa karşımıza ne çıkıyor? Bir bana onu söylesinler bakalım. Sevgili editörümden rica edeceğim o zaman. 160,5 dolarla bugünkü kuru bir çarpın bakalım. Bakın şimdi bir bakalım bir denklik var mı? TL bazlı grafikle dolar bazlı grafik denkleşecek mi? Eşleşiyor mu? Bir tesadüf yakışacak mıyız bakalım? 2889 der yönetmenim. Kaç? 2889. Silelim. Silelim. Şimdi 160,5 dolar pembe düşenimiz. Doğru mu? 17.95 kurla kaç etmiş? 2800. Ben de çarpıp 2880 falan yapıyorum. Allah Allah, hadi 80 olsun. Tamam.
Allah Allah. Ya TL bazındaki bu çizgiyi gidip de 2888'e nasıl koymuş bu adamlar ya? Hadi bakalım buyurun. Teknik Hadi bunu analiz, açıklayın. Teknik analiz papatya falıymış. Ya adam dolar bazlı grafikle TL bazlı yükselen kanalın üst direncini aynı noktaya koyuyor. Bu piyasada size böyle bir konfor sahası yaratıyor. Bir ayaküstü bırakıyor ve siz bunlarla savaşıyorsunuz. Savaşmaya devam edin güzel kardeşim. Hadi savaşalım. Bankacılık endeksine geçelim o zaman. Bankacılık endeksini konuşalım. Orta vade... Yani dolar bazlı grafikle TL bazlı üst kanalın birbiriyle nasıl aynı anda uyuştuğunu burada kanıtladık sanırım. Evet, şimdi Perihan Hanım burada gene bir turuncu ve kırmızı ile oluşan bir kanalımız var. Kanalın içinde ne yapıyoruz? Yılan gibi dolaşıyoruz. 2400'lerdeyiz bu arada. Görüyor musunuz? Yılan gibiyiz. Bu kanalın üstündeyiz. Bu göreceli olumlu. Tamam mı? Yeni bir kanal mı yaratacağız diye çünkü ya da şimdi, bir trend. Şimdi yeni bir kere o formasyon bazında bakalım. Hı hı. Tamam formasyon bazında bakıyoruz ama yatırımcılar oraya hedef göstermiyoruz. Ne olur dikkat etsinler. Silelim. Özür dilerim bir daha silelim. Ha sildik mi tamam. Sildik. Haş. Şimdi ben bunu ölçemiyorum. Tamam mı? Ama şunu iddia ediyorum. Bu kanalın yüksekliği Fibonacci 261.8 hedefiyle eşittir. Çok az fark olabilir. Bak çok yani 2797 cuk oturur demiyorum ama aşağı yukarı bu hedef bu hedefle eşittir. İşte Fibonacci formasyonların bile hedeflerini de doğurabilecek kadar kalifiye bir indikatör. Dolayısıyla burada da bir, bu arada tabii Fibonacci iyi bilenlere bir şey söyleyelim. 2.618 bir Fibonacci seviyesi değildir. Tamam. 1.618'in katıdır. Hani bu çocuk 261.8'in Fibonacci seviyesi diye anlatıyor deyip çok değerli üstadlarımızı yanında acemi durumuna düşmeyelim. 2.618 bir Fibonacci seviyesi değildir. Fibonacci 161.8'in katıdır. Fakat ben bunu analizlerimde kullanıyorum ve birçok dönüşünde oradan geldiğini defaatle ispat ettik. Dolayısıyla ben de hesaplama yapıyorum. Ben size söyleyeyim 1891. Yok ben yaptım. 2237 kaç? Şöyle yaptım ama... Sonucu bana söyleyin. 2237'nin üstüne koyulacak rakamı söyleyin. 2237 eksi 1891. Yok şöyle yaptım. 2357'den trendin sonunu aldım. 1970'i çıkardım. Tamam. Sonrasında onu 2357'nin üzerine koydum. Düz bir hesap yaptım tamam, yani. Ne çıkacak? 2744. Yani bu da 2790. Aynen. Yani. Hani ne çıkacak derken orası çıktı tamam zaten. Işte, bu kadar evet. Minik hatalarla onun çanağın patlamasını... O minik hatayı da ben buradan tamamen hani derler ya böyle afaki ya, yaptığım o olabilir. Için, benim evet. Çizgilerim de tam oturmamış olabilir. Tamam yani o kadar... Ben böyle hani ekranda tamam. Harıla gülüyor. Silelim ama bu şey arada yaptım. Da bir matematiksel çanağın bir Fibonacci seviyesiyle uyumunu da gene ispat etmiş olduk. Özür dilerim silelim bir işin özüne gelelim. ...2381-2357 seviyeleri Borsa İstanbul bankacılık endeksi için 2381'i ara destek, 2357 seviyesini 2357 seviyesinde ana destek olarak takip edeceğiz. Hareket, bakın dikkat edelim Perihan Hanım, bu tepeyle bu dibin Fibonacci 161.8'ine gelmesiyle beraber yakın çekim, rica ediyorum, çok önemlidir. Bir Fibonacci seviyesine gelince bu kadar coşkulu bir piyasada X Bank bam 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 giderken neden iki gündür baskı alıyor Perihan Hanım? Neden? Ne oldu yani? Hani ne oldu? Ne değişti? Çünkü Fibonacci 161.8'e geldi fiyat. 2451. Şimdi bu kadar Fibonacci diyoruz ve burada Borsa İstanbul'un büyük eli, piyasa yapıcısı bize şunu söylüyor. Siz ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Ben Fibonacci'lerle trade ediyorum. Ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. Dolayısıyla 2451 yukarıda direncimiz olmaya devam edecek. Geri çekilmelerde 2381-2357 destek bölgesini bankacılık endeksi yatırımcıları kuvvetli bir şekilde takip etmelidir. Maliyetlerine göre 2381'in altına ve veya 2357'nin altına stop loss koyarak 2451'lere doğru... çok özür dileyerek bir daha sildireceğim. Hayır, estağfurullah. Tabii tamam. Ne olacak? Bu hareketi şu şekilde bir tekrar yukarı dönüş için bir onay almaya şeklinde yorumlayabilirler. Tamam mı? Eğer bu hareket 2381 özellikle 2357'yi aşağıya kırmazsa 2451'i yukarı kurmak üzere döner.
Şimdi bakın riski anlatıyoruz. Şimdi olumluyu anlattık. Eğer bu kanal var ya bu kanal. Bir. İki. Üç ve üstündeyiz. Burası neresi? 2357. Hadi biz bunu hata payıyla 2350 diyelim. Tamam. Eğer bu üstüne geçtiğimiz kanalın altına inersek buradaki 2-3 günlük hareket boğa tuzağı olarak kalır ve X Bank 2240'lara doğru çok kuvvetli bir satış alma riskiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla evet 2451 kısa vadeli hedef, 2797 X Bank'ın orta vadeli hedefi diyebiliyoruz. Fakat 2451-2797'ye doğru X Bank'ı long trade eden bir yatırımcı 2381 ve veya 2350 seviyesini mutlaka kendilerine bir swap bölgesi, yani bir baz bölgesi, korunma bölgesi olarak takip ederse konforlu bir şekilde trade eder. Özellikle 2350'nin altında kapanışlarda X Bank kanalın içine geri döner. Evet, Bitcoin'e vaktimiz kaldı mı diyecektim ama yorgunluk var diyorsunuz. Ama yönetmenim diyor ki evet vakti bitirdik. Tamam. Çok bir 30 saniyelik isterseniz rakamların üzerinden geçelim. Öyle veda edelim şimdi kripto para yatırım slide. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Aynen. Kaba anlatayım. 18 bin ile 26 bin bandındayız. 18 bin ile 26 bin bandındayız. Kendi içinde küçük bir kanal oluşturuyor. 26 binin yukarı geçilmedikçe bir böyle kuvvetli bam 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 yukarı senaryodan bahsedemiyoruz. 26 bin geçilmedikçe 18 binlere dönme riski masada kalıyor. 26 bin geçilirse büyük bir ihtimalle çok büyük böyle derin bir oksijenli nefes almış olacağız. Onun haricinde geçtiğimiz hafta konuştuğumuzdan bir farkı yok. Çok teşekkür ediyorum sevgili Güneşler. Yine vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yarın tekrar Nekotürk'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.